Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökçe. Bugün beraber Londra'nın en güzel kafesine ders çalışmaya gideceğiz. Sizi de yanımda getireceğim. Bu kafeyi ben çok fazla yerde görüyordum. Bir aslında otelin kafesiymiş ama siz de yani normal kalmasanız da girip kafede oturabiliyorsunuz. İsmi Amber Lock. Aşağıya yazarım. Şimdi beraber oraya gidelim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Evet, şimdi trenden indik. Başka bir treni bekliyoruz. Hava bugün güneşli ama soğuk. Yani bu aralar hep işte maksimum 5 derece. Akşamları da 2 derece, 1 dereceye düşüyor. O yüzden çok kalın giyiniyoruz. Şu anda da güneş var ama soğuk. Kahveleri bayağı ucuzdu. 3 pound'a aldık. Çok sesli konuşamıyorum çünkü burada herkes çalışıyor. Şimdi ben de işlerimi toparlayıp newsletter'ımı yazacağım.
Christmas is all about. Lights, please. Gelebilirsiniz. Hafta sonları bence çok kalabalık olabilir ama hafta içleri böyle sabah erken saatlerde gelip çalışılabilir. Çok tatlı bir yer. İçerisi de sıcaktı bayağı. Evet, şimdi işimiz bitmedi. İşlerimiz ama çok acıktık. O yüzden yemek yemeye gidiyoruz. Çok güzel, baksana. Çok güzel şurası. Evet, ben böyle bir udon söyledim. Korean fried chicken ve Barış'ın seafood udon. Şimdi eve geldik. Biraz yorulmuşuz. Dışarısı çok soğuk. Gerçekten dışarıda durulmuyor.
O yüzden eve geldik biz de. Şimdi ben devam edeceğim çalışmaya. Gittiğimiz yeri gerçekten çok beğendim. Hem böyle tatlı bir yerdi, aşırı kalabalık değildi. Yani gittiğimizde biraz kalabalıktı ama sonra yer bulabildik. Biz bayağı oturmuşuz. Böyle 7:30'a kadar falan oturduk. Bayağı boşalmıştı yani biz o saate kaldığımızda. Fiyatlar da bayağı uygundu yani. Bir kahve 3 pound'tu. İşte latte 3,5'tu. Kruvasan da o da 3 pound'tu. Yani dışarıdaki işte Starbucks, Costa, Pret gibi kahvecilerden daha uygundu. Yani tabii ki orada kahve miktarı daha fazla oluyor. Burada fincanda kahveydi ama bence ucuzdu yani. Öyle bir yer için. Yani Türkiye'de öyle bir yer olsa büyük ihtimalle kahvesini direkt böyle 10 pound falan yapardı. Şimdi ben devam edeyim. Neler yapıyorum? Orada hem müzik oldu hem de çok kalabalık olduğu için çok konuşamadım. Biraz daha böyle çalıştığım yerleri koydum. İşte Barış'la beraber çalıştığımız yerleri koydum. Ve beraber biriyle çalışmak, ona fikir danışmak, işte konuşarak çalışmak güzel oluyor. Şimdi neler yapıyorum? LinkedIn'de paylaşmıştım. Tabii onu çok böyle sosyal mecralarda paylaşmıyorum. YouTube'da, Instagram'da bir tane newsletter yazıyorum. Dijital pazarlama ve data analytics ile ilgili. Her hafta yeni yazılar yayınlıyorum. Eğer siz de dijital pazarlamaya ilgiliyseniz açıklamalara linkini bırakırım. Oradan takip edebilirsiniz. Böyle biraz da başlangıç seviyesinden başlayıp biraz daha böyle bir öğrenme yolculuğu hazırlamak amacım. Orada bilgilerimi paylaşacağım. Ama burada da dijital pazarlama ile ilgili bir video ayrıca çekeceğim. Çünkü o da yine istenen videolar arasında. Onda konuşacak çok şeyim var zaten. Böyle. Şimdi ben çalışmaya, yazmaya, etmeye devam edeyim. Şimdi saat 2 olmuş. Benim işlerim ama bitmedi. Yine de bayağı bir şey hallettim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İstek videolarınızı da benimle paylaşabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.